Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Twitch yayınlarınızda kalite ayarınızı ve internet ve bağlandığınız serverdan kaynaklanan problemlerden dolayı yaşadığınız dropları en aza indirmenizi sağlayan yardımcı bir uygulamayı inceleyeceğiz. Ve bu uygulamayı nasıl analiz etmemiz gerektiğini ve ne şekilde OBS'e aktarmamız gerektiğini de sizlere anlatacağım. Evet arkadaşlar. Öncelikli olarak görmüş olduğunuz siteye giriş sağlıyoruz. Ben bu sitenin linkini aşağıda açıklama kısmında sizlere belirteceğim. İndireceğimiz uygulama Twitch Bandwidth Test uygulaması. Şöyle aşağı doğru indiğinizde burada download kısmını göreceksiniz. Download kısmından uygulamamızı indiriyoruz. Uygulamamı indirdikten sonra ben direkt olarak masa üstüne atıyorum. Burayı kapatıyorum. Sonrasında sağ tıklayıp buraya klasöre çıkartmasını söylüyorum. Gördüğünüz gibi masa üstüme geldi. Klasöre giriş sağlıyorum. Gördüğünüz gibi burada Twitch Test adında bir uygulama gelmiş oldu. Hemen buna çift tıklıyorum. Çıkan uyarıya evet diyorum ve gördüğünüz gibi bu şekilde uygulamamız açılıyor. Burası için yapmamız gereken şey buraya yayın key'inizi yazmanız. Bunun için get key dediğinizde otomatik olarak sizin kendi dashboard'unuza atacak. Dashboard'unuzdan yayın ayarlar kısmına giriş yaptığınızda burada gördüğünüz gibi en üstte birincil yayın anahtarı olarak gözükecektir. Hemen bunu buradan kopyala diyoruz. Kopyala dedikten sonra stream key kısmına yapıştırıyoruz. Her gün analizlerime tek tek bakıyorum ve hala da izleyenlerimin %94'ü abone değil. Bu gerçekten çok üzücü. Lütfen bir abone olmayı, bir like atmayı zor görmeyin. Videoları atlamadan tamamını izlemenizi rica ediyorum. Şimdi fazla lafı uzatmadan hızlıca uygulamaya geçiyoruz. Şimdi biz eğer Türkiye sınırları içerisinde yaşıyorsak bizim Avrupa serverlarına bağlanmamız gerekiyor. Aslında buradaki mantık nedir? Bizim en yakın olduğumuz, oturduğumuz konuma yakın server'a giriş sağlamamız gerekiyor. Bunun için de burada gördüğünüz gibi Europe kısmı tıklıyorum. Buradan otomatik OBS kısmını seçiyorum. Burada da test süreleri var. Siz eğer bunları ne kadar uzun tutarsanız uzun sürede ne kadar serverların sağlıklı olduğunu görebileceksiniz Twitch serverlarının. Ama mesela yayına girmeden önce bunu yapıyorsanız 10 saniye yapmanız da sizin için yeterli olacaktır. Kabataslak en iyi serverı size gösterecektir. Buradan hemen short 10 seconds diyoruz. Burada Europe'u tıkladığımızda gördüğünüz gibi Twitch'in hangi ülkelerde, hangi bölgelerde serverı olduğunu buradan görüyoruz. Hepsi burada gözüküyor. Şimdi biz Türkiye'de yaşadığımız için Avrupa serverlarını seçtim ve start dediğimde gördüğünüz gibi 10 saniye boyunca Avrupa serverlarının tamamını bizlere tarayacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi test bitti. Şimdi bu tabloda gördüklerimiz bize neler ifade ediyor, bunları bir inceleyelim. Şimdi öncelikle bandwidth kısmı sunucunun alabildiği maksimum bitrate'i göstermektedir. RTT kısmı sunucuyla aramda olan ping'i göstermekte. Quality kısmı da anlık server kalitesi olarak 100 üzerinden verilmiş olan bir puanlamadır. Şimdi şunu sorabilirsiniz, neden 4000 ile 6000 arası çıkabiliyoruz? Çünkü ben iştirak bir yayıncı olduğum için ve henüz partner olmadığım için 6000 bitrate kadar çıkış yapabiliyorum. Eğer partner olsaydım 8000'e kadar çıkış yapabilecektim. 10.000 plusları görebilecektik. Ama ben bir iştirak olduğum için maksimum 6000'e kadar server bize müsaade ettiğinden dolayı bu şekilde bir tablo önümüze çıkıyor. Şimdi bizim öncelikli olarak burada seçmemiz gereken şey quality. En yüksek 80'miş burada. 80'den sonra bu 80'lerin arasında ping'i en düşük olanına baktığımızda 81 milisaniye ile Frankfurt 2 sunucusu benim için daha iyi. Ve 6177 bitrate'e kadar bana bit sağlıyor şu an için. O yüzden ben şu an yayın açacak olsam Frankfurt 2 serverını tercih edecektim. Peki bundan sonra yapmamız gereken şey ne? OBS'imizi açıyoruz. OBS'imizi açtıktan sonra ayarlar kısmına geliyoruz. Yayın kısmına tıklıyoruz ve sonrasında burada sunucu kısmından Frankfurt 2'yi buluyorum. Frankfurt 2 sunucusu burada. Frankfurt 2 sunucusunu seçip yayına bu şekilde başlıyorum. Şimdi bildiğiniz üzere bazı arkadaşlarımız yayın açtığında kalite ayarı göremiyorlar. Upload'um yüksek ama drop yaşıyorum diyor. Bunun en büyük sebebi sunucuların yoğunluğuyla alakalı. Bu uygulama tamamen %100 bir çözüm değildir ama problemlerinizi %80 oranında azaltacaktır. Ben yaklaşık 2 haftadır bu şekilde bu taktiği denemekteyim. Neredeyse hiç yayını aç kapat yapmıyorum. Direkt olarak kalite ayarım geliyor. Aynı zamanda da droplanmalarım minimuma düşmüş vaziyette. Siz de bunu deneyerek problemlerinizi minimuma indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi uygulama bu
kadar basit ve sade. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoların devamının gelmesini ve daha detaylı incelemelerin gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorum yazmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşça kalın.